Gelecekte Rus General Muravyov anılarında şöyle diyecektir. Ahıska Türkleri Ruslara teslim olmadılar ve esir düşmeyi de onurlu bulmadıkları için kahramanca savaşarak şerefli ölmeyi tercih ettiler. 1917 Ekim devrimiyle Rusya'da yönetim Bolşeviklerin eline geçer. Ve Rusya 1918 Brest-Litovsk Antlaşması'yla savaştan çekilir. Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı'ya bırakılır. Bu sırada bölgede kurulmuş olan Transkafkasya Demokratik Federatif Cumhuriyeti, Brest-Litovsk hükümlerini tanımamaktadır. Bu federasyon kendi arasında anlaşmazlığa düşerek 26 Mayıs 1918'de dağılır. Osmanlı Devleti, Batum ve Trabzon konferanslarıyla Kars, Ardahan ve Batum'la birlikte Ahıska'yı da geri alır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu Mondros Mütarekesini imzalar ve Ahıska'dan çekilmek zorunda kalır. Ahıskalı Türkler kendi hükümetlerini kurarlar. Hükümetin başında Ömer Faik Numanzade vardır. Ahıska hükümeti, Kars İslam Şurası ve Iğdır merkezli Aras Türk hükümeti birleşerek 18 Ocak 1919'da Kars Cumhuriyeti'ni kurarlar. Bu devlet 13 Nisan 1919'da İngilizler tarafından yıkılır. Ahıska ile birlikte Kosof ve Ardahan Gürcüler tarafından, Kars ise Ermeniler tarafından işgal edilir. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını Samsun'da atar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu 1920'de Kars'ı Ermenilerden alır. Kızıl Ordu 25 Şubat 1921'de Tiflis'e girer ve Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulur. Daha sonra Ahıska'ya ilerleyen Bolşevik Rus ordusuyla Türk ordusu ard arda şehre girecek ancak herhangi bir çatışma yaşanmayacaktır. 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 Kars Antlaşmalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bolşevik Rusya bugünkü Türkiye-Gürcistan sınırını çizerler. Bu antlaşmalarda Ahıska, Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin ve dolayısıyla da Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalır. Lenin'in ölümüyle birlikte Sovyetler Birliği'nde Stalin dönemi başlar. 30'lu yıllar Ahıskalı Türkler üzerinde baskıların arttığı bir dönemdir. Geçmişteki Ahıska hükümetinin başkanı Ömer Faik Numanzade de Sovyet karşıtı milliyetçi teşkilatın kurucusu olmak suçuyla hapse atılır. Hapisten çıkması için tek şart vardır. Adını, soyadını ve milliyetini değiştirmesi. Bu teklifi reddeden Numanzade ve 5 Ahıskalı aydın idam edilir. Lavrenti Pavlovic Beria başkanlığındaki Gürcü yönetimi 1938'de Mesketlerin Gürcü kültürünü benimsemesiyle ilgili tedbirler adlı planı uygular. Buradaki Mesketler kelimesi Ahıskalı Türkleri işaret etmektedir. 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı sırasında 17 yaşından 50 yaşına kadar 40 bin Ahıskalı erkek Sovyetler Birliği ordusuna alınarak Alman cephesine gönderilir. Geriye kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Ahıska-Borjom arasındaki demir yolunun yapımında çalıştırılır. 31 Temmuz 1944'te Beria'nın girişimiyle Ahıska bölgesindeki Türk ve Müslümanların sürgüne gönderilmesiyle ilgili karar imzalanır. İmzayı atan Joseph Stalin'dir. 1944 yılı Ekim ayında demiryolu inşaatı tamamlanır. Daha önce Türkiye sınırına yerleştirilmiş olan askerler 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece köyleri boşaltır. Resmi belgelere göre 86 bin kişi kamyonlara bindirilerek istasyonlara götürülür ve yük vagonlarına doldurulur. Ahıskalı Türklerin dönüşü olmayan sürgünü ve 1944 yılından beri sürüp giden vatana dönme mücadelesi işte burada başlar. Koyun satardık, o malın koyunu pendirini, yağını yapardık. Onu de klientler gelirdi, evden de götürürdü, götürür de verirdik de. O Gürcistan'ın çok yerini bizim malın koyunu pendiri, yağı basıyordu. Gidirdik şehre, alver edirdik, lazımsa bir şey alırdık, gidirdik. Orada da yine tiyatro, kinoya,
oynamak, gezmek şehirde o. İki kocalık Gürcü vardı, bir iki kocalıkta Ermeni vardı, imtesle işleyirdiler. Oradaki yaşadığımız o Garaş'ta yaşayanların büyükleri, hepsi onlar Ermeniydiler. O Ermeniler iş bilermez, traktör binerdi, kombayn binerdi, yer sürdürürdü, ekin biçtirirdi. İşler idi orada, burada bizim kalkoz var idi, savkoz var idi, burada işler olur bizim. Burada köy vardır. 3-4 köy var burada. Caralı vardır, Nijgola vardır, Cagisma vardır, Sur. Hepsi Müslüman idiler. Gideriz, geliriz, söylüyoruz, öyle idiler. Onların köyü burada durar, haberde. Değil orada. Şey, 15 tütünü var idi burada. Müslüman idiler. Bizde bir Nina doktor vardı. Nina doktor vardı, benim kardeşim iskılatçıydı, misim. Onlar da otururdu. Bir içende dedi ki, bilmiyorum ki dedi, bu Müslümanın hali nerede kalacak? De ağladığını ben kulağımda. Öyle o diyenden sonra Urusu'du geldi. Doktor Urusu'du. Ondan sonra 3 gün, 4 günden sonra bizleri kaldırdı misim. O, onlar bilmişler. Büyükleri demiş ki, Meclis, sen git oğul uşağın sahibi ol, sizi sürecekler, götürecekler. Onda babam gelir işte gene kopuna, şenliğine sahibi olur. O yüzden o, ne ki uspil, ne ki giyinirdin, onunla binduk, gittik. Koç ayının 14'ünde gece saat 4'te geldiler, pencereler döktüler. İclas var dediler, çağırdılar. Bizim zaten babamız yok idi, askerdeydi. Anamız var idi, anamız kalktı, meclise gitti. Gitti dedi ki, onda demiştiler ki, bir, o bir saatin içine köyü boşaltırsınız. Bize dediler ki, Türkiye ile Sovyet vuruşacak da sizi bir aylığa götürüyoruz. Nereye diyen de dedi ki, Sredni Azya'ya. Sebep diyen de dedi, sebebi bu ki, o Rusça söylüyor, yanında tat oğlanlar var. Sebebi bu ki dedi, Germanya'yı döndürmüşük, gidir dedi. Ama dedi, Türkiye'de bazası var. O bazadan dedi, bu Kafkas tamamından hücuma gelir. Hücum etmek istiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyet Kızıl Ordusu'na verdiği Studebaker kamyonlar, Ahıskalı Türkleri tren istasyonlarına götürür. Her bir eve 3 tane asker, 2 tane, 3 tane asker gece geldiler saat 2'den sonra davay 5 sabır etse. Biz 1 saati hiçbir şey alamadık. Üst başımızı zorla kendimize şey ettik. Başka bir şey alamadık. Bir şey alacak olsan da soldatlar vuruyor, düşürdüğü yerdi. Aldırmıyordu. Ki mal götüresin sen baraba. O formada zulüm ediyordu. 11 tane mal kaldı, bağlı. Koyun kaldı, at kaldı. Ev tam taş hepte kaldı. Aldılar, götürdüler. Vagon, kırmızı vagonlara doldurdular. O yük taşıyan, mal taşıyan vagonlara doldurdular. Bir vagonda 8 hocalık, 10 hocalık var idi. Büyük vagonlarda 12-13 hocalık da var idi. Vagonda soğuk. 16. Noyabr'da soğuk, kar yağıyor. Ama yok, ne ki biraz kartopi martopi almamalı var idi, o da biteye üşüdü. Yorganlarından pencereleri tutuyorlar. Hiç soğuk bir şey olmaz. Onları yadımdadı. Vagonları kapattılar, ta Gürcistan'dan çıkana kadar vagonları açmadılar. Bir benden beraber de 3 tane adam. O 42 cana, misal 40 litre su, şorba morba verir, bir kilodan atnak verir, bir buhanka. Demek ki 73 buhanka, iki adam bölür onu getirirdi. Gelirdim, onu paylayırdım herkesin. Aslında oğlum burada 70 yaşına geldi. Kondakta yatırdım. Doğdu çocuk. Sağlıktan doğdu. Ölenler de oluyordu, geliyor götürüyorlar. Bunun da öldü deyin, götürüyorlar da anası ağladı, vermedi. Dolmuştuk, döşeklere sarılmıştık böyle.
Balalarımız, mesela anamız sarmış, bizi böyle üşüyerek. Eşi günden geldik, sonra bir gece kalandan kegin, sonra kömür verdiler, pec verdiler, onun içinde pec yaktık. Pec yaktık, o pecin içinde su kaynadıydık, bir şeyler çalıyordular, bir şeyler, ondan geldik. İstolma yalanı vagonlar çektim. Çektim vagona, vagon ki gitti, boyu daha araklık oluyor, balçayı çıkardım, yardım, peci yaktım, çocuğu cana geldi, ölmüş iken cana geldi. Biz de böyle vagondan bakıyorduk. Gitti, üç kardeşim gitti ki odun getirirse peçkeyi yakak, ateş yakak. Ateşe şey, ştafetlik diye vururuz. Onun yolunda kardeşime nasıl vurdu, yıkıldı kardeşim. Urus vurdu. Ayvaz diyen oğlan var idi, 30 yaşındaydı. O pecin dibinde kismesi yok idi, o pecin dibinde otur diye böyle sabahına kalktık, böyle buzlamış ölmüş. Saldatlar geldiler, ayağından ip bağladılar, sürükledi, götürdü, harkın içine attılar. Poyez gitti, o kaldı böyle ondayla. Ya böyle babam bakıyordu, kapısından sıktı, babam boğuzdu biraz, şeyine sıktırdı, kapısından sıktırdı. Vagonun kapısından sıktırdı. Geldik, ne tarif bir malı, mal hayvanı getiresin, öyle getirdi. Bir gelin telef oldu. Üç ayın geliniymiş de. Rahmetli dede tasını açtı ki bunu atmayın dedi. Böyle uzadın da dedi. Üstüne tavşalını örtün. Altınını açmayın dedi. Biz ki gideruk da dedi. Kime ki nasip olur o alır dedi. Biz beş hocalık altı hocalık bir vagonda geldik. Böyle böyle yerde geldik. Benim bacım uşağı üstüne yattı. Yer yok idi. Burasını bastı öldürdü oğlan uşağı. Büyük bacım. Adamlar ölmeye başladı. Kirdan, acılıktan, düşünmeden. Su isteyen yolda kaldı. Hastalık olan yolda kaldı. Aç, susuz, ölen, kalan neler oldu, ne ana baba günü oldu ki. Hiç Allah hiç kime göstermez. Onların ataları 2648 yıl önce Ahıska'ya gelmişlerdi. Ahıska'dan nice devletler, nice halklar geldi geçti. Sınırlar hep değişse de onlar hep vatanlarında var olmayı başardılar. Ta ki 1944'te Sovyet yönetimi onları vatanlarından kopararak yük vagonlarıyla Orta Asya'ya dağıtana kadar. Sürgün yolunda ölenler oldu, aileler bölündü, sayısız acı çekildi. Köklerinden koparılsalar da onlar ölmediler, asimile olmadılar. Dinlerini, dillerini, kültürlerini, kimliklerini hep korudular. Onlar Ahıska toprağından koparıldıklarında Ahıska'da yarım kaldı, onlar da. Ahıska 1944'ten beri onları bekliyor. Onlar da Türkiye'nin başucundaki vatanları Ahıska'ya kavuşmayı, kökleriyle birleşmeyi. Geçmiş melek, geçmişim 80 yaşına. Ben Terkel'den yaşanıyor. Şimdi uşaklarımıza vatan gerek kızım. Biz ağaç olur ki dibi olmaz biz eleyim. Kuşlar da yazın. Yerinden geliyorlar, bunlar dolanıyorlar da gene gücün öz vatanına gidiyorlar. Vatansız insan yaşayamaz kadalem senin ben. Vatan ana sözüdür, ana demektir vatan. Vatan ana sözü ne kadar aziz, hürmetini saklar her bir oğul kız diyor. Yeten o sözdür. Eğer oğlumcan hükümetten yardım bulsa, bir yerde bir ev eşikleri var olsa, biz soğulgan yerimizde minnet eder razımız. Kaldık vatansız da. Yine efkarlıyım, yürek dağlarım. Kanlı yaşlar döker, yanar ağlarım.
Sarmış bedenimi gam, keder, çile. Feryatla dertlerim geliyor dile. Yetim kalmış bacım, dostum, sırdaşım. Tarif edilemez, akar gözyaşım. Dayanmaz bu derde yürek, dayanmaz. Gözünü yumanlar bir de uyanmaz. Ağıtlar yakarım ana bacıma. Kim teselli verir kalpte acıma? Kör olmuş tüm dünya, sağır kulaklar. Kaç defa çiğnendi insani haklar. Nerede adaletin, kanunun nerede? Boynunu eğmişsin zalim namerde. Giremez oldun sen er meydanına. Çünkü iblis kanı geçmiş kanına. Al kana boyanmış cadde sokaklar. Karalar tertemiz, kirlenir aklar. Sen de yaramızı saramaz oldun. Ahıskalı hakkın aramaz oldun.